Kırdanın yaprakları dokun, yaprakına yaprakları dokun. Belediye Başkanım ve kıymetli başkan yardımcılarım, değerli siyasi parti ilçe başkanları temsilcileri, Sayın Muhtarlar Derneği Birliği Başkanım, Sayın Sivri Toplum Kuruluşları Başkanım ve temsilcileri, değerli basınımız, değerli basın mensuplarımız, Sayın Yönetim Kurulu üyelerimiz, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençlerimiz ve çocuklarımız, sevgili Beykozlular, Beykoz Belediyesi'nin katkılarıyla Beykoz Rizeliler, Beykoz Doğu Karadenizler, Beykoz Trabzonlular derneği olarak düzenlemiş olduğumuz Tarihi Çayır Festivali'ne hoş geldiniz diyor. Şahsım ve yönetim kurulum adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bizler doğduğumuz topraklardan, doyduğumuz topraklara göç ettiğimiz İstanbul'un incisi, güzel Beykoz'umuzda bir araya geldik. Beykoz'umuzun vatan edindik, burada çalıştık, burada kazandık, burada okuduk, burada evlendik, burada çocuklarımız ve torunlarımız oldu, hep birlikte burada yaşıyoruz. Ama doğduğumuz ve göç ettiğimiz yerlere vefa borcumuz var. O diyarlarda bağımız var. Örfümüz var, adetlerimiz ve kültürümüz var. Geçmişimiz var. Atalarımız var. Biz Beykoz Rizeliler ve Karadenizliler olarak doğduğumuz diyarlardan hiçbir zaman irtibatımızı kesmedik ve kesmeyeceğiz. Bu bağlamda dernekler olarak doğduğumuz topraklara köprü oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. İşte şimdi burada birkaç yıldır ülkemizde gelişen bazı olaylar nedeniyle ertelenen Çayır Festivali sadece bir eğlence değil, yanı sıra çocuklarımıza, gençlerimize, misafirlerimize kültürümüzü, örf, adet ve geleneklerimizi kısa ve öz şekilde tanıtmak amacıyla yapmış bulunmaktayız. Bu bağlamda siz değerli hemşehrilerimiz, İstanbul denen bu metropolde
asimile olmayacağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimizi seveceğiz. Abi, saygı abi, duyacağız. Derneğimize sahip çıkacağız. Beykoz'da bir evimizde Beykoz Rizeliler Derneği'dir. Bu dernek kimsenin şahsı malı değil, ne bir zenginler kulübü, ne bir siyasi partinin malı değildir. Bu dernek sahip çıkanın, ziyaret edenin, yardım edenin köyünü, kültürünü ve adetlerini özleyenin malıdır. Değerli hemşehrilerim, aslında konuşacak çok şey var. Burada sözümü uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Bu akşam buraya horon etmeye, eğlenmeye geldik. Değerli dostlar, başta bize bu imkanı tanıyan, bu oluşumda büyük katkısı olan Beykoz'un büyüğü, abisi, değerli belediye başkanımız Sayın Yücek Çelikbile'ye sonsuz şükranlarımı sunarım. Ayrıca değerli başkan yardımcımız Kültür İşleri ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nden sorumlu başkan yardımcımız Manole Demirören Tekin'e de ve Kültür Müdürümüz Adem Çalışkan'a da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Sağ olun, var olun bu gece buraya katılarak bizleri onurlandırdığınız için tüm Beykoz'umuza ve tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ederim. Beykoz'umuzun değerli belediye başkanı, belediyemizin değerli temsilcileri, AK Parti ilçe başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Beykoz Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bu güzel çayır festivalinde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli dostlar, bu ülkenin bir vatandaşı olmak, bu ülkenin bir evladı olarak dünyaya geldiğimiz için Yüce Rabbime şükrediyorum. Bir şükrüm de var, o da Karadeniz bölgesinde doğup büyüdüğüm için. Çünkü o bölgenin bize kattığı sevgi, kardeşlik, rahmet, bereket, insan olmanın gereği olan unsurları o zor coğrafyada elde ettik. Babaannemin bulduğu bir kestaneyi kucağına koyup ilk gördüğü çocuğa vermesi bize merhameti bölüşmeyi öğretti. Evimizde pişen zaten lahana var, başka bir şey yok. O lahananın, pişen lahananın komşularla bölüşülmesi bölüşmeyi öğretti. Sevgi, kardeşlik çok önemli. Bu ülkenin şu anda en önemli ihtiyacı sevgiden geçiyor. Değerli dostlar, değerli Beykozlar, önce kendimizi seveceğiz. Ailemizi seveceğiz. Yaşadığımız bölgeyi ve ülkemizi seveceğiz. Her şeyin çözümü buradan geçiyor. Bugün bu güzel ortamı bize hazırlayan değerli başkanımıza, abimize, değerli yönetimine ve siz değerli katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Atalarıyla Akdenizi, Hüsnü'nün kurtulmasıyla Didenizi, Ordu'nun sevdiklerimle Trabzonlusu, Ordu'nun belediyeleriyle Ordu'lusu, Burçak tarlasıyla Samsunlusu, Karadır Kaşlar'ın Ferman yazdırıyla Zonguldaklısı, Çanakkale içinde Aynalı Çarşısı'yla Kastamonu'su, kısacası üzerine bir türkü yakılan Karadeniz'in coşkun insanları, hepinizi en derin sevgi saygılarında selamlıyorum. Savaşlar görmüş, yıkımlara uğramış, ancak yılmadan, bıkmadan, usanmadan kendini yenilemiş yiğit bir denizin insanıdır Karadeniz'i. Bazen bir fırtına, bazen dolgun bir liman, bazen deli bir gönül, bazen engin bir gökyüzü gibidir Karadeniz insanı. Yer yerinden oynata da bin yıllık şanslı tarihimizin yazıcısıdır Karadeniz insanı. Yedi rengin, yedi sesin en belirgin unsurudur Karadeniz insanı. Bizimizi onurlandıran siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Gecemize katkı sunan başta belediye başkanımız olmak üzere desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Karadeniz ve Karadeniz
Karadeniz'de Büyük Türkiye haritasının en güzel renklerinden biridir. Edirne'den Ardahan'a kadar güzel vatanımızın her köşesine hizmet götüren Karadeniz insanı her çerçeveden takdir görmeye devam etmektedir. Geldiğimiz toprakları unutmadan, yaşadığımız güzel Beykoz'umuzu geleceğe taşımak biz Karadenizlilerin en büyük hedefi olmalıdır. Kardeşçe ve birlik içinde daha yaşanabilir bir Beykoz için Karadenizler el ele olmalıdır. Çok değerli İlçe Başkanım, çok değerli derneklerimizin başkanları, federasyon başkanları, meclis arkadaşlarım, muhtarlarımız, STK başkanlarımız, çok değerli fazla huzurlarınızı meşgul etmeyin. Ama bir taraftan da Sela okunuyor. Sela bizim her şeyimiz. Sela'nın en güzelini 15 Temmuz gecesi dinlemiştik. Bu akşam Türkiye'nin her tarafı yükselen bütün canlı Sela'lar milletimizi bir başka türlü heyecanlandırmıştı. Şu anda her Sela'yı duyduğumda aklıma o gecenin silahları geliyor. Allah'tan temennimiz bir daha o gecenin gerekli olduğu Sela'ları bir daha okunmaz. Duamız öyle. Ama Allah bizi Sela'dan da mahrum etmesin. Zaten en sonunda da hepimizin özel Sela'sı okunacak. Bundan kaçış yok. Dolayısıyla herkesin de Sela'ya hazırlık olması gerekiyor. Rabbim hepimizin Sela'sını hayırlı kılsın diyelim. Çünkü bundan kaçış yok. Ondan bir tarafa gitme şansınız yok. Dostlar, değerli dernek başkanlarım konuştular. Çok güzel şeyler söylediler, sağ olsunlar. Allah'a sağlık. Bu akşam sadece vilayetlerimizin değil de bir bölgenin biz gecesini yapacağız. Diğer akşamlar iki vilayetlerimizin ayrı ayrı birleştirerek onların gecelerini yapmıştık. Bu akşam bir bölgenin, Karadeniz bölgesinin nereden bakarsanız bakın, gecesini yapacağız. Tabii ki umuyorum ki inşallah bu gece önceki gecelerden çok farklı olsun. Çünkü önceki geceler güzeldi, hareketliydi. Sahnede güzel şeyler yaptılar. Aşağıda da güzel şeyler yaptılar. Umuyorum ki Doğu Karadenizler artı Trabzon'la Erizeller'in bu akşamki gecesi her anlamda diğer gecelere yarışan bir gece olacağını ümit ediyorum. Bu duygularla buraya gelen bütün misafirlerimizi, çok değerli İbrahim Kaymakamı ve Beykoz Kaymakamı, şu anda bizim Beykoz'un kaymakamı, kendilerine de işleri hoş geldiler, sefalar getirdiler. Ayaklarına sağlık olsun, şeref verdiler bizlere. Bu akşam hep birlikte müziğimizin güzel anlarını inşallah dinleyeceğiz. Sizlerin o hareketli müziğinizi sahneye yansıttığınızı, alana yansıttığınızı göreceğiz. Ve bu akşamı inşallah Beykoz Çay Festivali'nde unutulmazlar arasına koyacağınız bir gece olmasını temenni ediyorum. O dilekle hepinize en kalbi muhabbetle selamlıyorum. Bir kere daha hoş geldin, sefalar getirin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hemşehrim, eyvallah, hadi bakalım. Kaça kaç yapıyoruz? Başkanlara bir pas atabilirsin.
Standımızda yoğurt ve mısır ekmeği dağıtıyoruz. Her yoğurdun üzerinde bir numara var. Bu numaralardan sonra şimdi burada çekiliş yapacağız. 5 tane futbol topu ve 3 tane de arkasında yattığı 61 yazan Trabzon forması vereceğiz. Şimdi çekilişleri yaptıktan sonra yattığı arayla standa gideceğiz. Bu çıkan, o numaraya çıkan arkadaşlara futbol toplarını ve aynı zamanda da formalarını vereceğiz arkadaşlar. Alalım. Trabzonlulara ve Kozdoğu Karadenizlilere alkış! Alkışlar durmasın! Engin Ortay'ı her yerde bekli çocuklar. Bana etiketli. Her şeyinizi etiketli. Gidin! Başka... Yaklaşık 200 yıldır Rize'nin yöresel, özellikle merkezde düğünlerinde kullanılan bir enstrümantaldır. Ne kadar tulum, kemençe bizimse, armonik de bizimdir. Maalesef bizim gençlerimiz armoninin ne olduğunu bilmiyorlar. Şimdi üstadımız bunu size anlatacak. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Bu bilgileri bize aktaran Recep Ali Aksoylu Beyefendi'ye ve Sayın Başkanıma, başkanlara çok teşekkür ediyorum. Sizi armonikten horona... Canlı bir horona davet ediyorum. Üstadı bir alkışlar mısınız lütfen? Üstadım buyur. Thank you.
kapını tuttum dedeyi. İstedim aynasını.